Ya bak, sen benim babamı daha tanımıyorsun. Benim babam kızlarına aşık bir babam. Yani kızlarının sevgisini öyle kolay kolay kimseyle paylaşamaz, hele ki bir adamla. O yüzden bence ona böyle bunu böyle sakin sakin, yavaş yavaş, alışır alışır söylemen lazım. Ya ben anlamadım şimdi. Yani ne diyeceğim ki ben gidip babana, ya biz birbirimize aşık değiliz ama siz uygun görürseniz yine de evlenmek istiyoruz falan mı diyeyim? Ne diyeceğim ya? Yani bak, benim babam klasik bir Türk babası. Senin ona demen lazım ki, bakın biz sizin kızınızla arkadaşız. Kısmetse evleneceğiz. Böyle söylemen lazım. Bir dakika, ben ne diyorum ya? Yok vallahi benim kafa gitti. Hayır ya, sen değil. Ben konuşacağım babamla. E ne diyeceğim peki? Ben ne diyeceğim? Diyeceğim ki babacığım, diyeceğim. Ben biriyle görüşüyorum. Ciddi de düşünüyorum. Biz evleneceğiz diyeceğim. Yani eğer sen de istiyorsan, sen de kabul buyurursan onu seninle tanıştırmak istiyorum diyeceğim. Bu şekilde düşündüm. Bu kadar mı yani? Kadir İnanır gibi yakışıklı, ben onu çok seviyorum falan demeyeceğim mi yani? Aşkım, sen daha benim babamı tanımıyorsun. O tam bir kız babası. Üç numara. Oğlum bu yaşta yapmayacağız da ne zaman yapacağız ya? Hanım mı? Yok, o ailesinin yanında. Bak, değerlendireceksin böyle fırsatları. Tamam tamam, neyse ben geldim şimdi. Tamam, kapat oğlum, konuşuruz sonra. Tamam tamam. Ya tamam, bakacağız sana da bir şeyler. Tamam hadi. Şu sağdaki güzel kızı alabilir miyiz acaba? Ben artık annemlere yalan söylemek istemiyorum. Söyleme hayat. Yakışıklı bir oyuncuyla tanıştım, sevişeceğiz de. Ya bir de dalga geçiyorsun. Dalga geçmiyorum bebeğim. Sabret, evleneceğiz, söz veriyorum. Sen evli değil misin birader? Ne? Evli mi? Kim evli? Yo, ben evli değilim. Hem sana ne kardeşim? İnanma kızım, yalan söylüyor sana. Ne diyor bu adam Hulusi? Bilmiyorum, ne diyorsun kardeşim sen? Kendi işine baksana ya. Ben kız babasıyım, karışırım. Niye yalan söylüyorsun? Evli olduğunu söylesene kıza. Bak Leyla, açıklayabilirim. Leyla kim? Leyla kim? Kim Leyla? Kim Leyla? Karım ha? Bir dakika hayatım, dur. İğne arabadan birader. Sana ne kardeşim? Vallahi senin ehliyetini yakarım. Hem sen benim kim olduğumu biliyor musun? Hayvansın. Bir de öyle ha. Benden günah çıktı. Dur bir dakika, izah et. İnanlar aşağı, in aşağı. Hemen geliyorum. Yok, borcun yok güzel kızım. Çok teşekkür ederim. Hadi bakalım, sil gözyaşlarını. Annem baban seni böyle görmesin. Sanmışım. Nasıl kandım ben o sahtekara? Siz kızlar böyle hata yapacaksınız. Biz kız babaları da sizin hatalarınızı engelleyeceğiz. Bak. Bunlar da benim kızlarım. Onayım olmadan nefes bile alamazlar. Neden?
Çünkü bilirler babalara insan sarrafı. Hele biri bir yamuk yapmaya kalksın onlara. Aa, bak arıyor. Çok şanslı kızlarımız var. Benim saf kızım. Hadi bakalım üzme artık kendini. Söyle babasının bir tanesi. Tamam yavrum, 10 dakikaya evdeyim. Geliyorum hemen. Bunca yıllık koca, ben huyunu suyunu bilmez miyim? Bırak ben konuşayım. Ay anne, senin bunca yıllık kocansa benim de bunca yıllık babam. Ya ben hallederim, bırak lütfen gözünü seveyim Allah ya. Allah Allah, nedir bu her şeyi? Ben hallederim durumları canım yani. Her şeyin bir usulü var değil mi? Yani bırak büyükler halletsin. Anne. Meleklerim, ben geldim. Babanız geldi, neredesiniz? Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk tatlım. Biz hemen geliyoruz. Yok yok, acele etmeyin. Bebeğim, nasıl konuşacaksın? Bilmiyorum. Adil. Efendim tatlım. Sakın kurabiyelere dokunma. Yok tatlım, ben tokum zaten. Taksi de söyleyeceğim. Yani adam direksiyon sallarken. Ay anne, ben zaten gerginim, ne olursan gelme bir de ya. Aa, tamam canım, tamam. Kızmaz değil mi? Ne bileyim ben, senin babanın sağ sol belli mi oluyor? Sağ ol anne, gerçekten çok içimi rahatlattı ya. Nasıl söyleyeceğim söyle. Bunca yıllık baban huyunu suyunu benden öğrenecek değilsin. Anne yapma Allah aşkına ya. Anne. İyi tamam, tamam. Bak şimdi dinle. Kurabiye mi yedin? Ah, kurabiye mi vardı? Hayatım ya, ben onlarla ne kadar uğraştım biliyor musun sen ha? Canım benim, döktürmüşsün kaderim. Ellerine sağlık. Kime bu hazırlıklar? Kızına. Anne. Hayırdır? Hayır, hayır. Yok be baba, yok bir şey. Ben bu baba bisiklet isterim gülümsemesini nerede olsa hatırlarım. Söyle bakayım, ne istiyorsun? Babacığım vallahi bir şey istediğim yok ya. Hadi geç kalıyoruz hastaneye, gel çıkalım. Allah Allah. Peki Nesli'yi de bırakacaktık okula. Nerede prensesim benim? Yok, o kendi geçecekmiş okula, hadi. Bir şeyler dönüyor ama hayırdır. Hoş geldin babacığım. Hoş geldin. Ana, hoş bulduk. Hoş bulduk yavrum. Canım benim. Ablamın erkek arkadaşının akşam yemeğine gelmesine izin verdin mi? Vermez demiştim değil mi? Yürü birader ya. Dayım mı o? Baba sen bugün sinirli misin biraz? Hadi birader hadi. Yok kızım, niye sinirli olayım ki? Nereden çıktı bu erkek arkadaş? Baba ne yapıyorsun ya? Ne zamandır var bu herif? 5 ay oldu baba. O bir de maşallah maşallah, bizim niye haberimiz yok peki? E oldu işte baba. Gelin beni bulun. Gezin, tozun, gelin beni bulun ya. İstemeye mi geliyorlar şimdi? Yok baba, tanışmaya geliyorlarmış. Ha bir de yol yordan bilmez biri. Basbayağı bir anarşist yani. Gelsin. Gelsin bakalım, tanışalım.
Ay yok baba ya, yok ben gerçekten vazgeçtim. Bu kadar sinirleneceksen söyleyeyim çocuğa, hiç gelmesin yani. Yok kızım, sinirden değil ya. Tamamen trafik bu. Tamamen trafik. İnsan buna hiç sinirlenir mi? Kızı büyümüş, koskoca genç kız olmuş. Evet, tanıştırmaya damat adayı getiriyor. Tanışalım bakalım. Gelsin bakalım, tanışalım şu damat adayıyla. Ulan ben... Abla, ne var? Vallahi yalnız sen benden söylemesin. Sağ ol. Hevesli koşturma kızım, ne yapalım, geliyorsa geliyor, Allah Allah ya. Ay korkutma çocukları Adil, çok heyecanlılar. Aşk olsun kaderim, sen beni hiç tanımamışsın. Sakin sakin sohbet edeceğiz. Ne iş yapıyor bu herif? Ay ne bileyim ben, gelince kendin sorarsın. Kesin doktordur bu. Ben onu döverim, o kendini tedavi eder. Ben onu döverim, o gider kendini tedavi eder. Adil ya. Aa, buraya yazıyorum bak. Tanıştırayım efendim Bahadır. Vay kavak vay. Anlamadın mı? Bahadır, ne iş yapıyorsun? Ben boksörlük yapıyorum efendim. Boksör mü? Peki sizi sigortalıyorlar mı? Ya benim sigorta var. Kızımla nerede tanıştınız peki? Acilde. Ağzını burnunu kırmışlardı herhalde. Nein. Rakibi getirmiştim. Tabii. Rakibini öyle fena halde görünce dayanamadı, geldi onunla işte acili. Ne kadar iyi bir çocuk görüyorsun değil mi babacığım? He. Anne baba nerede? Oo. Ben ailemi hatırlamıyorum. Onlar ben küçükken Almanya'da bir kazada ölmüşler. Ay kıyamam. Geçimini neyle sağlıyorsun? Boksla mı? Peki çocuğum, yani onlar öldükten sonra zor olmadı mı? Yani ondan sonra Almanya'da mı büyüdün çocuğum? Anneciğim, Bahadır yetimhanede büyümüş. Ya. Peki yani onlar öldükten sonra zor olmadı mı senin için? Ne yaptın? Yani tabii dur evladım dur. Ver sana bir... Dur Adil'cim dur, çekil bir dakika. Ver biraz daha çorba koyayım. Bana ver canım, ben sana biraz daha çorba koyayım. Ver canım benim. Enişteciğim ben iki koyayım. Peki sonra ne oldu? Almanya'da mı büyüdün sen? Biraz şey de varsa şunu ver çocuğa. Hadi bir şey var. Hadi bir şey var. Hadi bir şey var. Hadi bir şey
Ay hayatım vallahi maşallah çok tatlı çocuk. Ha, sanırsın Sugar Ray Robinson tatlılıktan ölecek. Kim? Ya adam boksör, boksör Kader. Boksör, boksör adam tatlı mı olur? Olsa olsa tehlikeli olur. Ay fena mı işte ya? Böyle güçlü kuvvetli adam. Vallahi elini yanda yumruk yapsa tokmak diye tutarsın. Vallahi ben o tokmağı tutarım da şimdi söylemeyeyim ayıp olur. Adilciğim. Hı. Sen de gençken böyleydin. Öyleydin ne ya? Ben hala öyleyim. Onun gibi kaçını bükerim ben biliyor musun? Bükersin tabii erkeğim benim. Ha. Adil. Hı. Bak anlasana. Kızın senin gibi birini arıyor. Hem fena işte bak güçlü kuvvetli adam. Korur kollar kızını. Bakıyorum hemen verdin kızı Kader Hanım. Olmaz o ayı severken öldürür yavrum. Büyüyorlar Adilciğim ya. Hep bizle kalacak değiller ya. Değiller değil mi? Olsun olsun yine de olmaz. Ben de boksöre verecek kız yok. Bu iş hayatta olmaz. Bak Adil. Yani Allah aşkına kıza bir şey söyleme. Kızın çok seviyor çocuğu. Ne yapalım canım? Aldığımız peluş ayıyı da seviyordu. Şimdi yüzüne bile bakmıyor. Bundan da zamanla sıkılır gider. Sıkılır değil mi Kader? Öyle mi pas verilir be kardeşim? Yazık ya. Babacığım, çayın hazır. Ay canım yavrum. Sehpa getireyim mi sana? Gerek yok yavrum. Babanın sehpası kendine yeterli bak. O boksör gibi göstermelik değil bizim vücudumuz. Full donanım. Bak, 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 bak. Bahadır'ın da kasa sağlam ama. Boş versene sen. Çok darbe almıştır o kasa. Onun kafasına kafasına vurmuşlardır. Kafasına kafasına. Kafasına kafasına. Ay Adil sen de bir aydır çocuğa söylemediğini bırakmadın yani. Aman canım bir iki haftaya kadar zaten adını bile duymayız. Boş versene. Evleniyorum. Evleniyorum. Kaldır bana evlenme teklifi. Evleniyorum. Ne? Amortisörler patladı. Yolunuza gelsin evladım. Sizin de kızlarınız olacak elbet. Baba benim ne suçum var ya? Kızım bu işler öyle patladanak olur mu? Her şeyin bir yolu var, yordamı var. Babacığım, çocuk önümde diz çökmüş. Ne yapacaktım o sırada? Dur ben babama sorup gelin mi diyecektim. Ay diz mi çöktü? Ay çok romantik. Adil Bey örnek al. Ben yıllar önce önünüzde diz çöktüm hayatım. Ha şimdi öyle mi olduk? Yavaş ya. Ay baba ya. Ya en mutlu günümde niye böyle yapıyorsun sen? Ne yani kızım? Bizim fikrimiz sorulmayacak mı ya? Adam tek hareketle hem kendi diz çöktü hem de koskoca geleneği diz çöktürdü. Ne yapsaydı? Sana mı evlenme teklif etseydi? Etseydi alırdı cevabını. Ben de boksöre verilecek kız yok. Of baba ya. Ne? Huysuzsun Adil, huysuz. Babamı en hassas yerinden yakalayacaksın. Yani ona böyle el babası gibi değil de daha çok böyle kendi babanmış gibi davranacaksın. Zaten ben de kendi babam gibi olsun istiyorum sevgilim. O ne derse desin,
sen hep alttan alacaksın. Zaten sizin onayınız olmadan ben böyle bir işe asla kalkışmam diyeceksin. Okey okey, rahat ol oğlum. Ben de tamam, sen merak etme. Aslansın aşkım be. Vallahi aslansın. Sen yaparsın bunu ya. Bak sana güveniyorum. İkna etmeden babama dönmeyeceksin, tamam mı? Okey okey. Okay. Bu işler böyle olmaz. Haklısınız. Haklı mıyım? Pardon. Ya haklısınız. Ya ben aslında size konuşmaya geliyordum ama Aslı yüzü fark edince ben mecbur kaldım. Ya. Benim hiç ailem olmadı. Yani ben izniniz olsa size papa demek istiyorum. Papa diyeceğim. Papa? Ya papa. Ha, papa. Ben sizi kırmayı, sizin rızanız olmadan bir şey yapmayı aklımın ucundan dahi geçirmem. Onayınız benim için çok önemli. Yani ben nasıl desem bilmiyorum. Ben kızınızı mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Emin olabilirsiniz. Pardon, pardon. Geçimini diyorum Bahadır. Neyle sağlıyorsun? Moksla mı? O şahsen. Benim buna bakmam lazım. Kesin bakmam lazım de. Alo. Konuştunuz hayat. Ne dedi? Kararın ne? Bak istersen acele etme, biraz daha düşün, ondan sonra karar ver. Düşüneyim. Baba karar verebildin mi? Düşünüyorum. Yüzünü dağıtmış vallahi. Ay bunlar severek evlenmemiş miydi? Ay sorma canım ya, öyleydi ama. Dayanamayacağım anne.
Her gece başka biri arıyor. Bir şey diyecek olunca da üzerime yürüyor. Dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Amca, babam başka birisi için bizi terk etti. Annem karından kanser oldu amca. Balayına Maldivlere gitsek diyorum. Ne diyorsun hayatım? Hulusi, ulan yine mi sen? Hayda, hayda. Hey. Kaç falan. Allah Allah. Hayatım, gel Hulusi. Gel buraya, gel. Ay, yok, 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 babacığım çayın. Dikkat et, sıcak. Ay güzel kızım. Babasına çay da yaparmış. Evet baba. Konuyu enine boyuna düşündüm. Evet. Benim için önemli olan senin mutluluğun. Evet. Aile olarak da birbirimize saygı göstermek, birbirimize destek olmak görevimiz. Evet. Bu yüzden baban olarak kararım, Bahadır'la evlenemezsin. Ne? Evet. Son sözüm bu. Konu kapanmıştır. Hayır. Bir dakika. Konu kapanmadı. Konu kapanmadı. Ben Bahadır'la evleneceğim. Hayır, baban olarak son sözümü söyledim, evlenemezsin. Ben Bahadır'la evleneceğim. Allah! Allah! Yavrum! 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 Ya sen mi evleniyorsun, da kararını sen veriyorsun? Baba evlenecek olan benim. Ya göremiyorum ben adamı ya. Görmek istemiyorum ya. Görmek senden miyim ya? Canım konuşma sen, konuşma. At ağzına buzlarını çünkü dilin şişecek gene. Ya güvenmiyorum adama ya. Güvenmiyorum bir şey. Güvenmek zorunda mıyım ya? Neyine güvenmiyorsun baba? Daha bir gece yemek yedin. Ne tanıdın da güvenmiyorsun? Çapkın, çapkın. Ne? Çapkın, çapkın. Her gün yanına başka bir kıza geliyor. Ay baba bırak Allah aşkına, bari iftira atma ya. Ya Aslı. Babanla konuşuyorsun. Neyinle gördün? Kızımla gördüm. Baba sen istesen de istemesen de ben Bahadır'la evleneceğim. Baba kasıtlığa gel. Oturmaya geldim sana. Ya kadar kaya babanla geçiyorsun babanla. Konuşma şekerim sen, konuşma ya. Dursun ağzında buzların bir konuşma sen. Ya kadar bir yerini söylüyorsun ya. Ben babanla söyleyemeyecek miyim ya? Güvenmiyorum o adama ben ya. Güvenmiyorum kızım, istemiyorum evlenmeyi, istemiyorum ya. İstemiyorum evlenmesini. Bu hiç iyi olmadı baba. Ulan tabii. Biz ona doktorları, başhekimleri yakıştıramadık. O tuttu, boksör seçti. Ya bu işler aceleye gelmez diyorum ama dinleyen yok. İnsan biraz büyük sözü dinler. Çeke çeke gitti, dayısına çekti. İnat, huyu inat. Ne desem kar etmiyor. Tutturdu evleneceğim diye. Evlensin, evlensin, görsün bizini. Oo, ay geliyor. Yok, yok, görmesin kızım sonuçta. Görür, görür. Hadi ya. Görsün tabii. Bu benim aklıma nasıl gelmedi? Tabii ya, tabii. Thank you.
mesleğimi bunun için yapmaya karar verdin ha? Geleceğini yakma diye yapıyorum kızım. Evladın olunca sen de anlarsın. Geleceğimi yakmayacaksın diye hastaneye bastın öyle mi? Anladım, gerçekten çok mantıklı yani. Ya kızlar gitmeden yetişmemiz lazımdı. Baskın basanındır. Baba. Efendim kızım. Hiç fotoğraf çekmeyi düşündün mü? Oo evet ya, o hiç aklıma gelmedi ama. Ben onu beceremiyorum ki zaten. Geçen de anneni çekmeye çalıştım. Ama hep kendimi çekip durmuşum. Of, ya bırak baba Allah aşkına ya. Ne anlatıyorsun, kime ne anlatıyorsun baba? Sen ne yaptığının farkında mısın ya? Şaka gibisin, inanamıyorum sana. Biliyorum ama gözlerine inanacaksın. Baba. Gel, gel, baba, gel. Gel benimle. Ya babacığım, gel. Ya? Gel. Senin tatlı boksörün tadına kimler bakıyor? Kendi gözlerinle gör. Gel. Kimler bakıyor gel, ya? Gel. Allah Allah. Gel. Gel. Ah baba, ah. Ya babasını göreceksin sen şimdi içeride. Boksör bozuntusu. Bakalım gir içeri, gir. Baskın basanındır. Adil baba. Nerede bu boksör bozuntusu? Adil baba. Baba mı? Hayırdır Adil baba, bir sorun mu var, bir şey mi oldu? Ya Ceyda ablanın baterisi gelmedi. Ben de biraz anlıyorum. O yüzden ona yardım etmek için yani şey yaptım ben. Ay yoksa kayınpeder mi? Ya abla benim kayınpeder oluyor. Abla mı? Ay o zaman bu güzel kız da gelinimiz oluyor demek ki. Gel kız buraya. Gel. 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 Ay pek de güzelmiş. Öp bakalım. Öp öp. Pek de güzelmiş. Abla gelin ne oluyor ya? Adil baba, Adil baba. Ben normal bir iş bulana kadar bu gece kulübüne security yapacağım. Biliyorum ben normal bir iş değil, o yüzden söylemek istemedim. Ben de seni kızlarla görünce... Nein, onlar burada çalışan insanlar. Siz ne düşünmüştünüz ki? Ne düşüneceğim canım? Çocuk yeni bir işe girmiş, gidelim hayırlı olsun diyelim dedim. Değil mi Aslı? Aynen öyle oldu babacığım. Ben yakında normal bir işte karşınıza çıkacağım. Siz merak etmeyin. Damsız kimseyi içeri alma, olur mu yavrum? Hadi kolay gelsin. Okey. Aslı, sakın annene bir şey söyleme, tamam mı? Söylersen ne olacağını biliyorsun. Ay adam delirdin mi sen ya? Çocuğun iş yerini basmak ne? Eşkıya mı oldun sen? Peki hastaneyi basmana ne demeli ha? Palalı eşkıya mı oldun bir adam? Ya Allah Allah, gece haberlerine mi çıkacaksın? Ya kızım büyüdü, evlenecek çağ geldi. Sen hala büyümedin bir adam. Hala çocuk gibi davranıyorsun. Kızımız evleneceği erkeği seçecek, biz de ona destek olacağız. Destek olacağız ki yani böyle Allah korusun başına bir şey gelirse yani bir sıkıntısı falan olursa gelip anne babasına sığınabilsin değil mi? Anne babasına sığınsın. Yani bize rağmen evlenip de yalnız mı kalsın benim kızım? Haklısın. Haklıyım tabii. Ne? Haklı mıyım? Evet, haklısın Kader. Ben hata ettim, fazla ileri gittim. Bundan sonra hiçbir işinize karışmayacağım. Söz. Söz mü? Ay o nasıl söz Adilciğim, o nasıl söz? Yani sen başımızda olmadan olur mu canım benim hiç? Ne yapayım Kader? Ben kıvıramadım bu iş. İşin içinde Aslı olunca dayanamıyorum, duygusallaşıyorum. Kızım işte. Bundan sonra siz ne isterseniz yapın, ben hiçbir şeye karışmayacağım. Ay Adilciğim ya. Kolay mı canım benim? Kız babasısın sen. Peki Adil,
Şimdi nasıl böyle sen yani şey yapıp gidip böyle baskın basındır diye daldın mı içeri? Tabii ya, ne yapayım? Adamın yanında kızları görünce dayanamadım. Girdim ön kapıdan içeri. Nasıl yani? Baskın basındır dedin. Ya yat kadın, Allah'ını seversen ya. Ay, Adil ya, çok komiksin. Vallahi kızıklarıma ağrılar girdi. Ya havle bela kuvvete, Allah Allah. Ay, nereye gidiyorsun ya? Allah Allah. Tuvalete gidiyorum. Aman Adil'cim, dikkat et de tuvaleti de basmayasın. Baban her ne yapıyorsa seni çok sevdiği için yapıyor canım kızım. Sana güvenmediğinden değil. Çünkü bir hata yapacaksın. Canın yanacak diye. Ödüm kopuyor. Sen benim hep küçük prensesim olacaksın. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Sen hala uyumadın mı? Gel bakalım, gel, 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 gel. Gel, seni de yatıralım, hadi gel. Gel bakalım. Ben de seni çok seviyorum. Geldin mi özel harekat? Baskınlar nasıl gidiyor? Yat kadın bak, yat. Allah'ın adını verdim. Yat artık. Baskına. Kader. Neredesin be? Ulan Atıf, ulan Atıf. Bir kere de işe yara be. Of. Hız, 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 hız. Motorda köfte bile cız buz olur. Yanıyor sos. Arabanın yağı köftemde sos olur. At arabası değil bu arabamda. Atarım havamı. Akşam oldu, sabaha çok var. Ladies and gentlemen, şoförüm burada burada. Hız, 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 hız. Motorda köfte bile cız buz olur. Yanıyor egzoz. Arabanın yağı köftemde sos olur. At arabası değil bu arabamda. Atarım havamı. Akşam oldu, sabaha çok var. Ladies and gentlemen, şoförün kralı burada. Gecenin ortasında uyur gece.
geceler ise alır beni uykudan. Alır koyan bütün ekstralarıyla. Hastasıyım direksiyonum. Büyülüyor şun refleksiyonlar caddelerin. Kahtamanı sen de çık rüyalarımla. Elimde gaz fren, debriyaj, aynalarda milimetrik ayarımda. Eşantiyon! Gelsin miraj, gelsin miraj. İnişte. Aha, yine tıklandı. Eyvah! Bu ne hal oğlum? Seyyar pavyona çevirmişsin arabayı. Ya sabahları el alemin arabasında sıkılıyoruz. Bari akşamları senin arabanda özgür olayım dedim enişte. Başlatma özgürlüğüne. Oyun salonu mu bu, ekmek teknesi? Havalara triplere bak. Bana bak, yıkatmaya sokmak gerekmeyecek değil mi arabayı? Çok ayıp ediyorsun enişte ha. O ayıbı yıllar önce seni kakalayarak kayınpeder yaptı bana. Hmm. İyi tamam, sen beni özlediğinden gelmedin herhalde, hayırdır? Seni Azrail özlemedi. Ben niye özleyeceğim be? Hadi yürü yürü. İşimiz var hadi. Tövbe estağfurullah ya. Ne yapıyorsun ya? Araba benim değil mi? Sabahları hesabı alırken öyle demiyorsun ama. Tamam canım, hesaptan kesersin. Sen parayı ver, ben kesecek hesabı bulurum işte. Ya enişte biz niye izliyoruz bu Bahadır'ı ya? Şşşt! Şeker iyi bir çocuk. Tadına mı baktın? Şükret eniştemsin yani işte ha. Dırdır etme eşantiyon. Hı. Ablan zaten sizin ailenin kotasını yeterince doldurdu. Oğlum inan bana, bu adam mafya diyorum ya. E tamam adam mafyaysa git ablama. Bu adam mafya vermiyorum de. Ha, hadi. Hadi. Oğlum söyleyemem. Karışmayacağıma söz verdim. Ha, sözünde duruyorsun yani. Sen var mısın yok musun onu söyle. Yani. İyi o zaman. Bu Bahadır'ı ailemizden uzak tutmamız lazım oğlum. Bize delil gerekiyor. Aldığı nefesten haberimiz olacak. İlk nöbet senin. Bir de. Evet. Önce beni eve bırak ama. Giderken fırına da uğrarız. O aç çıkmıştır şimdi. Hastasıyız enişte. Anlamıyorum ya. Acelemiz nedir anlamıyorum ya. Alışveriş de neymiş? Daha bunun nişanı var, kınası var. Nişanı kınası yok hayatım ya. Çocuklar direkt nikah yapıyorlar. Ne? Aa, oldu olacak yıldırım nikahı yapsaydık. Ay, yemekten sonra gelsinler ben kıyayım nikahlarını. Oğlum kabul ediyor musun? Kızım kabul ediyor musun? Hadi bakalım mutluluklar güle güle. Abartma baba. Kim, ben mi abartıyorum? Ben mi abartıyorum şimdi? Allah Allah ya. Hem ne oluyor böyle ya? Yangından mal kaçırır gibi. Ha, geleneklere göreneklere ne oldu ya? Ay öyle bir adet mi kaldı artık Adil amca? Adilciğim sen bu işi bize bırakmadın mı hayatım? Karışma ne olur ya. Bu alışveriş zaten her halükarda yapılacaktı. Tamam karışmıyorum kaderim, karışmıyorum. Karışırsam adam değilim zaten. Ne karışayım ya? Ay Adilciğim yani hep sinirlisin, hep sinirlisin tamam, ya. Tamam tamam, sinirli değilim ben. Sen git kızların yanına, geliyorum tamam, ben. Tamam tamam. Alo eşantiyon, nedir durum oğlum? Burada işler karıştı, hızlanmamız gerekiyor. Yoldayım enişte. Ne, yolda mısın? Oğlum ben sana oradan ayrılma demedim mi ya? Havaların müşterisi bindi enişte, ne yapayım emin mi diyeyim? Allah seni kahretmesin ya. Bana bak eşantiyon. Bana bak eşantiyon, çabuk oraya dön. Ben gelene kadar hiçbir yere ayrılma. İşimi bitirir bitirmez geliyorum, tamam mı? Tamam enişte de, müşteri de duyuyor yani, diyeyim dedim.
bardak var çok güzel. Allah Allah, Allah Allah ya, her şeyi bitirdik, yatağa mı geldik ya? Hem benim ne işim var burada zaten? Ay şekerim, ne yapacaklar yani, divanda mı yatacak çocuklar? Hayır değil tabii de ama. Baksana kocaman, tam Bahadırlık. Küçükler dayanmaz o çocuğa. Tövbe estağfurullah. Letafet Hanım kızım, sen uzmanlığını hormonlar üstüne mi yaptın? Hayır Adil amca, bir evliyeciyim ben. Maşallah, bravo, tebrikler. Hayırlı evlat. Bak Aslı, ne kadar başarılı arkadaşlarım var. Teşekkürler. Ne dedi ya? Bana laf mı soktu bu? Yani elinin köyünü demek istedi. Yani şekerim ya, şu çeneni bir türlü tutamıyorsun. Ay, yürü Allah aşkına. Allah Allah. Allah Allah. Gelmiş bana şey yapıyor ya. Enişte! Ben senin yerinde olsam var ya, sırf dam alırım içeri ha. Hiç öyle şey olur mu? Kavga çıkmaz. Enişte hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş geldin hadi baba. Bir problem mi var? Yok yok yok, ne güzel tencere kapak birbirinizi bulmuşsunuz. Hiçbir problem yok. Atıf çok iyi müşteri veriyor burası dedi de o yüzden geldim. Değil mi Atıf? Evet enişte, yani sabahtan beri boşum yok ya. Hep uzak mesafe. Aman ne güzel, ne güzel. Tek derdimiz ekmek parası yani. Yani. Okey okey, benim şimdi içeri geçmem lazım. Bir şey olursa tekrar haberleşiriz. Tabii yeni çocuğum, tabii sen işine bak, tabii. Yemin ediyorum çok tatlı çocuk ya. İşte ne yapıyorsun? İşte ne yapıyorsun? Nasıl sevin ya? Ya bak. Hiç mi? Allah. Ben sana ne dedim oğlum? Ne dedim bana işte ya? Ne dedim lan ben sana? Ne dedim lan ben sana? Hayır ben anlamıyorum ya. Niye bu kadar sinirleniyorsun ki? Ya izleyeceğin adamla sohbet ediyorsun. Böyle takip mi olur? Mecburiyetten diyorum enişte, mecburiyetten. Tuvaletim geldi yani, ne yapaydım? Arabaya mı çiş mi yapsaydın? Bana ne karbonatör işeseydin? Çok sinirlisin enişte, yemin ediyorum çok sinirlisin ya. Ya Atıf, bugün bana Aslı için yatak aldırdılar. Hem de iki kişilik, anlıyor musun? Ne yapacaksın? Büyüyorlar enişte. Atıf, bak Aslı kendini mahvettiğini fark etmeyebilir. Ama ben onu... O şirin, tatlı mafya bozuntusu boksöre kaptırmayacağım. Anlıyor musun beni? Anlıyorum enişte. Bak Atıf, aslında benim kızım olduğu kadar senin de yeğenin aslanım. O mafya bozuntusunun foyasını ortaya çıkarmamız gerekiyor. Yoksa kız elden gidecek. Tamam enişte ya. Tamam bak. Söz, yarından itibaren bir foyası varsa ben çıkaracağım diyor enişte ya. Yemin ediyorum ya. Nerede bu herif? Tamam, tamam. Dur, dur. Yavaş yavaş şey yapacağız. Sinirim bozuldu ya. Tamam, tamam. Tamam, şey yapma.
Söyle şantiyon. İşte. Yemin ediyorum sen haklıymışsın ha. Mekana masama dikkatler geldi. Ya söylemiştim değil mi sana? Hiçbir yere ayrılma, hemen geliyorum. Ya işte bir de gelirken bir şey getir gözünü seveyim ya. Midem kazındı. Ay zıkkımın kökünü yeme. Tamam hemen geliyorum. Çok sinirlisin be işte. Yemin ediyorum çok sinirlisin. Hadi arkadaşım, bekleme yapma, buradan git. Ya işiniz gücünüz ticariyle be. Trafikte değiliz, yolda değiliz. Aracı parkta mı edemeyeceğiz? Hadi kardeşim, hadi uzaklaş buradan ya. Görmeyeyim seni bir daha buralarda. Araç arızalı kardeşim, çalışmıyor. Çekici çağırın, çekin götürün. Bak seni polise mukavemetten içeri atarım ha. Allah Allah. Aracımız arızalı kardeşim. Onunla da mı ilgilenemeyeceğiz ya? Allah Allah. Senin de yaşlılığın hiç çekilmez ha enişte. Gelmiyor musun? Seni karakoldan aldıktan sonra ablamla mı karşılaşayım? Allah yazdıysa bulsun. Haberi yok ki. Belki de sana öyle geliyordur enişte. Ha? Şeref yoksunu. Bu yaşta bizi yaşattığına bak. Allah Allah. Seni karakollardan mı toplayacaktım aç ağzını bir adam? Yani yaşlandıkça çocuklaşıyorsun aç ağzını. Sus konuşma. Yani senin ne işin var Bahadır'ın iş yerinin önünde ha? Bak hani söz vermiştin bana. Hani bana söz vermiştin. Hiçbir şeye karışmayacaktın. Hani bana söz vermiştin aç ağzını. Buna yeter be kadın. Yeter. Ya sus ya da fırçayı gırtlağıma sokmuşsunmuş ya. Temizleyerek adam mı öldürülür ya? Hayır sen yap etmez hiçbir şey söylemeyelim. Oldu. Ben ne yaptıysam kızım için yaptım. Kızın için yaptın. Adil, hani kızının mutluluğu için söz vermiştin. Ne yapıyorsun ya? Kıyak var, açın çakalını. Evet babacığım, yine niye toplandık?
Bahadır'ın çapkın olduğunu iddia etmiştim ya. Yanılmışım. Biliyoruz. Ama onda bir haltlar olduğu konusunda yanılmamışım. Ay Adilciğim yine mi? Baba sen bu Bahadır'dan ne istiyorsun? Bir dakika bir bekleyin ya. Bir bekleyin bir durun ya sabredin. Neyse kızım gözlüğüm. Neyse su yavrum. Evet. Şimdi size Bahadır'ın ne olduğunu delilleriyle göstereceğim. Nasıl bir adammış babacığım Bahadır? Mafya. Ne? Ay baba Allah aşkına bırak artık ya. Ya bir durun ya. Adilciğim sana Allah şifalar versin. Ya kadın bir bekle ya. Bir gelin şuraya ya. Bir gelin şuraya. Bir az bekleyin ya. Gözlüğümü düzelt kızım. Ne? Aç şu fotoğrafları şimdi. Aç. Aç. Bir bekleyin gelin. Gelin şuraya. Aç. İlerle ilerle. O değil o değil. İlerle. Bu benim baş parmağım değil mi ya? Hani dombiliğe bak ya. Allah Allah. Adilciğim bu müthiş bir delil. Ya ama ben diyorum ya. Ben bu fotoğraf işini beceremiyorum. Ama ben size söylüyorum gözlerimle gördüm. Adam mafya diyorum. Baba İnanın yeter. Bana ya. Baba. Ya bak ben bu zamana kadar sana sesimi çıkarmadım. Ama sen benim mutluluğumu bozmak için her şey yapıyorsun. Ya Aslı kızım bak. Ben Bahadır'la evleniyorum. Sen nikah ister gel ister gelme. Keyfin bilir. Aslı kızım bir dinlesen babanı. Adilciğim sen artık iyice ne yaşlandın canım yaşlandın. Yaşlandım ben. Neyse kızım suyu versene. Sen de bir Nesli.
Al canım. Ellerine sağlık ablacığım. Selam anneciğim. Canım merhaba. Selam. Ne haber dayı? Dayısının gülü. Oh. Tanıştırayım. Evet abi. Ne kadar hoş. Hadi Netoş gidelim biz. Edip Bahadır'la konuşmam lazım. Bu son şans. İşte karışmasan. Çocuğun olsun da sen karışma. Düğüne sayılı günler kaldı. Acele etmem gerekiyor. Bunun ne ablam? Ablan benim gördüklerimi görmedi eşantiyon. Çantalar, silahlı adamlar. Her şey normalse polis niye bana karıştı? Ne biliyorsun işte? Belki polis de onlardandır yani. Her şey mümkün, her şey. Geçenlerde müşterinin teki bebeğini arabada unuttu biliyor musun? Vallahi mi? Ya bezini değiştirdim. Hadi be. Lan sen. Ne diyordun enişte? Öyle ya da böyle mutlaka bu işi çözeceğim. Hadi inşallah. Şu Bahadır ha. Bizi de aç susuz ağaç ettin burada. Neymiş? Mafyacı mıymış? Tövbe estağfurullah. Ne oluyor lan orada? Oğlum ne diyorsun sen ya? Telefonda mısın enişte? Oğlum niye böyle gerizekalılar gibi konuşuyorsun? Ne oldu ne var? Bahadır gidiyor. Adamlar da gidiyor. Bahadır'la gidiyorlar. Bana bak. Sakın gözden kaybetme onları. Nereye gidiyorlarsa peşlerinden git. Eğer onları kaybedersen sen de ülkeden kaybol gözüme görünme. Tamam mı? Hemen geliyorum. Tamam enişte ben takipteyim. Geldim mi enişte? Yok gelmedim. Hala yoldayım. Anlamadım enişte. Oğlum niye böyle salak sorular soruyorsun ya? Görüyorsun geldim işte. Ne durdurum anlat bakayım. İçerideler enişte. Ha, bu sefer yaktım çıranı Bahadır Efendi. Dur. Yapma enişte silahları var. Geliyor musun? Gelmiyor musun? Ne yapayım?
Gireyim bari. Yürü. Çıkar telefonunu. Fotoğraf çekme işi sende. Bu iş benden işte. Adamlar buraya mı girdi? Vallahi girene kadar takip ettim enişte. Ya sen onları arkada gözetlerken adamlar kaçtılarsa? Gene kaçırdık adamı ya. Gitti gül gibi kızım mafyaya gitti. Kaçsalardı görürdüm herhalde enişte. Güzel. Bunları hemen piyasaya sürelim. Haftaya daha büyük mal inecek ha. Ona göre hareket edin. Ya. Yavaş be! Ne oluyor lan? Binada bizden başka birileri mi var? Nein, ben bizden başka birileri olsun sanmıyorum. Ama kediymiş, kedi. Kediymiş. Siz ikiniz, gidin kontrol edin. Polis falan basmasın şimdi. Dikkatli olun. Ne yapıyorsun sen? Yavaş. Enişte. Ne? Miau. Abi, bu adamları içeride yakaladık. Üstlerini aradınız mı? Aradık abi, bir şey çıkmadı. Kimsiniz lan siz? Ne arıyorsunuz burada? Onun yanındaki adamına sor. Ne diyor Bahadır bunlar? Tanıyor musun sen bu herifleri? Ya ben tanıyorum abi. Benim müstakbel kayınpederim oluyor. Ben de kızın dayısı Atıf. Nerede senin kayınpederin oluyorum? Ben de mafyaya verilecek kız yok. Ne oluyor lan burada? Nasıl bir dümendir? Abi benim peşime takılmış işte. Kızını vermemek için mafya olduğumu kanıtlamak istiyor. Hala mı inkar ediyorsun? Ölürüm de kızımı sana yar etmem. Vay be. Olaya bak. Demek sen mafyaya kız vermiyorsun öyle mi? Ne demek mafyaya kız vermiyoruz mafyacı bey? Veriyoruz. Veriyoruz değil mi işte? Artık karışma kes sesini. Ne demek karışma? Adamları silahı var vuracaklar enişte. Silah olsa ne yazar? Ben mafyaya kız vermiyorum o kadar. Göreceğiz bakalım. Bahadır oğlum, sen bu adamın kızını istemeye gittin mi? Abi biliyorum, benim anne baba yok. Benim birlikte gider isteriz diye düşünmüştüm. Tamam. Güzel o zaman. Daha fazla beklemeyelim ha, ne dersin? Şimdi birader, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızını oğlumuz Bahadır'a istiyoruz. Vallahi ben verdim gitti. Sen de ver enişte, bak Allah'ın adını andılar sonuçta. Elinde silahla Allah'ın adını ansa ne olur? Ben onlara kızımı vermiyorum. İşte o kadar. Bak bir daha soruyorum. Üçe kadar sayacağım. Veriyor musun kızı, vermiyor musun? Bir. İşte gözünü yağdı. Vermiyorum. İki. Ölürüm de vermem. Kız babasıyım ben.
vazgeçtim ben. Zorla güzellik olmaz. Ha şunu bileydin. Vallahi helal olsun adama. Kafasına silah dayadık yine de vermedi kızını. Bahadır oğlum, sen zor alırsın bu adamdan kızını. Ne yapıyoruz şimdi biz bunları? Salalım gitsinler. Zaten polise falan gitmezler. Kızını çok seviyor. Değil mi Adil Bey? Merak etmeyin, benim polisle işim olmaz. Yeter ki kızımdan uzak dur. Ya. Gitsinler. Bu adamları evlerine kadar bizzat götürün. Bakın, eğer polise en ufak bir şey söylerseniz... bu defa kızını istemeye değil, kaçırmaya geliriz ona göre. Şimdi toz olun buradan. Bir daha da gözüm görmesin sizi buralarda. Yürü. Abla vallahi beni biliyorsun. Başlarda ben de inanmıyordum enişteme. Ama gözümüzle gördük. Vallahi adamlar silahla tehdit etti ya. Yani kim bilir Adil, bu çocuğu neyle kandırdın ya? Adil, neyle kandırdın çocuğu? Kader, ne tehdidi, ne diyorsun? Ölümden döndük. Adamlar, mafya neredeyse öldüreceklerdi bizi. Ya kafamıza silah dayadılar. Yine de vermedik kızı. Nasıl vermedin be? Müdahale etmeseydim orada nikahlarını kıyacaktın. Ayıp ediyorsun ama enişte ha. Ben adamlar yumuşasın diye söyledim öyle. Ay siz iyice nasıl zamandan çıktınız yani artık? Ya Adil'cim ne oldu sana canım ya? Ya bir de yalan söylemeye başladın, ne oldu sana? Ya bana bir şey olduğu yok, siz hala tehlikenin farkında değilsiniz. Heh, Aslı gel kızım, gel. Sonunda Bahadır'ın pisliğini ortaya çıkardık. Ne diyorsun baba sen ya? Ne pisliği? Siz ne yapmışsınız öyle dayımla bir olup gitmişsiniz, çocuğun mekanını basmışsınız. Her tarafı talan etmişsiniz. Fırça yemiş çocuk sizin yüzünüzden. Ne mekan basması ya? Ne diyorsun sen? Ölümden döndük. Adamlar, mafya bizi öldüreceklerdi. Baba yeter baba. Vallahi kaçacağım gideceğim evden artık ya. Ben Bahadır'ı seviyorum. Seviyorum ben Bahadır'ı. Bırakın artık şu çocuğu peşin, yeter. Yok artık, bu yalanların sonu gelmeli. Gidip Bahadır'la konuşacağım. Enişte, adamlar bir daha gözüme gözükmeyin dedi. Kendini mi öldürteceksin ya? Ölüm söylüyorum arkadaş. Bu iş artık bir son bulmalı. Ay Adil, iyice ne delirdin sen artık ya? Yeter artık ya. Bak ablam ne diyor enişte. Hadi be. Bahadır, gel buraya. Seninle konuşmaya geldim. Adil baba, şimdi sırası değil. Ona ben karar veririm. Adil baba, şimdi sırası değil. Konuşacağız diyorsam konuşacağız. Ben sizi rahatsız etmeyeyim. Çekil aradan. Size iyi çatışmalar. Ben zaten... kız babasıyım. Kımıldarsanız bu adam ölür. Ragıp bırak adamı. Demek köstebek sendi. Ragıp bırak o adamı, senin meselen benle. Çıldırtmayın lan beni. Bırak lan adamı. Sıkarım valla. Çıldırtmayın adamı. Çıldırtmayın. Ragıp bak, kaçamazsın bir yere, buluruz seni. Ragıp Bey sakin olun. Sakin olun. Çabuk arabayı getir. Kapatın lan kapıları. Allah belanı vermesin. Bin ulan arabaya. Bin çabuk. Çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Bas gaza sen de haydi. Bas. Ulan Almanya'dan beri adamları izliyoruz. İçlerine kadar sızdık. Ama sen aylar süren emeğimizi mahvettin ya. Aminim ben de. Sus tamam, bak Bahadır'a dua et. Bahadır olmasaydı hapsi boylardı. Demek polissin. Evet polisim.
Mafyanın içine sızmam gerekiyordu. Ama mafya demiştim ben. Ne yapacaksın şimdi peki? Tabii ki Ragıp'ı yakalayacağım. Bu arada olanları ailenize ben anlatmak isterim. Tabii canım, merak etme. İzninizle. Vay be. Aman, oh canıma değsin işte, oh ben demedim mi mafya diye, oh be, oh. Demek polismiş. Mafyanın içine sızmış, mafyaymış işte. İnsan sarrafıyım ben, insan sarrafı. Ay ama ben sana bir söyleyeyim, benim içim rahatladı. Yani şimdi ben bunun boksör olduğunu duyunca yani biraz tedirgin olmuştum ama... Polislikte yakışır aslanıma. Artık evlenmelerine izin verirsin herhalde. Vallahi ben öyle gizli kapaklı iş yapan adama kız vermem. Açık olacak benim damadım, açık. Adilciğim yine başlama. Aa, başlarım vallahi. Hadi kızım sen şöyle güzel bir şey. Hadi keyifleyin, hadi yavrum. İç. Ben öyle gıllı gışlı işlerle yok. Hah, Aslı geldi. geldim. Haberi söyleyince suratını merak ediyorum. Geldim Aslı. Aslı haberi duysun. Aa, Bahadır. Biz de senden bahsetmiyorduk hiç. Aslı'yı kaçırmışlar. Ne? Ya nasıl olabilir böyle bir şey? Yani nasıl olabilir böyle bir şey? Bu bizim başımıza nasıl geldi? Ne yapacağız biz şimdi ya? Yani benim kızımın hiç kimseye zararı yok ki. Niye onu kaçırdılar? Onların meselesi benimle, Aslı'yla değil. Amaçları bana zarar vermek. Ay nasıl yani? Bütün bunların senin sebep olduğunu mu söylüyorsun? Ha bir de utanmadan geçmiş karşımda böyle duruyorsun. O zaman kalk bir şey yap, hadi kurtar kızımı. Zaten bütün İstanbul'da onları arıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz, inanın bana. Nişanlın o senin. Polis olman şimdi işe yaramayacaksa ne zaman yarayacak? Git bul ablamı. Bakın bunlar hassas meseleler. Aslında iyiliği için biraz sabretmemiz gerekiyor. Ben olmaz, ben böyle bir şey yapmadan duramam. Ya Adilciğim ne olur ya, ne olur kızımızı kurtar, git bir şey yap Adil lütfen. Yapılacak en doğru şey. Doğrularını kendine sakla delikanlı. Adil baba anlamıyorsun. Asıl sen anlamıyorsun. Kız babasıyım ben. Kızımın bana ihtiyacı var. Kızımın bana ihtiyacı var. Adil baba, ben Aslı'yı kurtarmak istemiyor muyum sanki? Ama daha yerlerini bile bilmiyoruz. Onu nasıl kurtaracağız? Plaka. Aracın plakası. 34 ve 55-91. Beyler, ben kız babası. Bir aracı bulmam lazım. Ölüm kalım meselesi. Plakayı veriyorum. 34 ve 55-91. 55-91. Kız babası, plakayı hemen yayıyoruz. Yapabileceğimiz başka bir şey var mı? Onları bulun yeter. Anlaşıldı. Atıf, neredeysen hemen gel. Müşteriye gidiyorum enişte. Başlatma müşterinden, hemen gel diyorum. Adil baba, bütün bu olanlar benim yüzümden oldu. Eğer kızınızla evlenmemi istemezseniz anlarım. Bunları sonra konuşuruz delikanlı. Önce kızımı kurtarayım, geleceğini sonra düşünürüm. Eyvallah. Atıf, adresi duydun hemen oraya gel. Küçükçekmece yönünde trafik bilgisi lütfen. Geliyor musun? Geliyorum. Alo amirim, adamların yerini tespit ettik. Onları bana bırak.
Bu depodalar ha? Bu depodalar enişte. Ben bu suçluları hiç anlamıyorum ya. Hep depolara geliyorlar. Hayır, paraları da var. Ben olsam otele giderim, ne bileyim villa tutarım. Ekipler birazdan burada olur. Onları beklememiz lazım. Neyi bekleyeceğiz ya? Beni rehin alıp kaçtıkları gibi kaçmalarını mı? İki tane zibidi için ekip mi bekleyeceğiz? Biz hallederiz ya. Seni rehin mi aldılar? Evet. Bakın bunlar silahlı adamlar. Bu Ragıp psikopatın tekidir. Silah mı? Yok enişte, o zaman ekipleri bekleyelim ya biz. Bunlar halletsin yani. O psikopat yanlış adamın kızını kaçırdı. Yürüyün. Adil Baba. Adil Baba. Ekip bekleyecektik. Enişte. Enişte. Baba, sen bekle. Ben hallederim Adil Baba. İyi misin Adil Baba? İyiyim, iyiyim. Vay! Helal sana be! Sevdiğin kız için mekan basıyorsun demek. Bu kadar sevdiğini bilsen daha acımasız davranırdın yani. Ragıp! Bırak o kızı. Senin meselen benle. Bu meseleyi erkek erkeğe çözelim. Sen kim? Erkeklikten bahsetmek kim lan? Aylarca kandırdın beni. Mahdur! Mahdur, ne olur kurtar! Kurtaracağım hayatım, merak etme. Kurtaracağım hayatım. Sen kendini nasıl kurtaracaksın onu düşün. İkiniz de geberteceğim ulan. Ben varken olmaz. Gel hayatım, gel geç geç. Allah!
Aslı. Aslı yavrum, iyi misin kızım? Baba. Aslı. Kandırdın beni. Sen bana böyle bir şeyi nasıl yaparsın ya? Ha? Demek senin sevgin de bana söylediğin diğer her şey gibi yalanmış. Bu ne demek Aslı? Sana defalarca anlatmaya çalıştım. Ama ne senin ne de ailenin tehlikeye atamazdım. Ne tehlikesi ya? Sen ne tehlikesinden bahsediyorsun? Benim babam senin yüzünden vuruldu. Benim babam senin yüzünden ölüyordu. Canım babam benim. Benim için ölümü bile göze aldı. Ama ben ona inanmadım. Ben onun söylediği hiçbir şeye inanmadım. Aptalım çünkü ben. Aslı, babanı korumak için elimden gelen her şeyi yaptım, inan bana. Sen dua et. O kurşun benim babamın ölümcül bir yerine gelmedi. Sen buna dua et. Yoksa ben seni ömrümün sonuna kadar affetmezdim Bahadır. Sana olan sevgimi nasıl yok sayarsın? Ben senin için bırakma Feyi, dünyayı karşıma alırım. Ama bu da benim görevim. Ne senden ne de görevimden vazgeçemem. Gerçekten seviyor musun beni? Nasıl inanacağım ben buna? Sevmek mi? Ben seni tanıdığım ilk andan itibaren sensiz nefes almayı düşünemiyorum. Sensiz yaşayamam ben. Bunca zorluğa, tehlikeye senin sevgin sayesinde göğüs gerdim. Böyle mi gerçekten? Tabii ki böyle sevgilim. Bundan sonra sebebi ne olursa olsun ne sana ne de ailene yalan söylemeyeceğim. Baban iyileşir iyileşmez amirimi de alacağım, seni istemeye geleceğiz. Söz. Bir dakika, sen... Sen gerçekten polis misin yani şimdi? Evet hanımefendi. Karşınızda bir boksör değil, komiser Bahadır var. Çok mutlu olacağız, güven bana. Babanın da gurur duyacağı bir damadı olacak. Ya Adil, ah canım, sen beni bırakıp nerelere gidiyorsun? Ben ne yaparım sensiz, ne yaparım? Ya sen benden çikolatalı kek istemiştin. Ben de küssüz diye yapmamıştım. Ama benim eşek kafam. Ah, Adil. Dur be kadın. Ölmeden mezara koydun beni. İki dua okuyaydın bari. Ay canım, kendine geldim. Yaşasın, yaşasın. Yavaş, yavaş. Tamam, yavaş. Tamam, tamam. Çık, çık.
Atalık keki yapacak mısın onu söyle. Yapacağım, yapacağım. Sana her gün çikolatalı kek yapacağım. Erkeğim benim canım, canım. Dur, koşup Nesli'ye haber veriyorum. Dur. Gelin, gelin. Çabuk, çabuk, çabuk. Baba. Sana, kızım. Meleğim. Babacığım. Kendine gelmişsin. Ya. Baba, sen bizi çok korkuttun. Korkma, korkma. Ben aynı evde üç kadınla birlikte yaşıyorum. Alışım böyle şeylere, talimliyim. Adil Baba, bu yaşananlardan dolayı çok özür dilerim. Eğer kızınızla evlenmemi istemezseniz anlarım. Ne demek evlenmemek? Sen benim kızımla gönül mü eğlendiriyorsun? Babacığım. Yok efendim, estağfurullah, olur mu öyle şey? Tüm bu olanlardan sonra anladım ki sana gönül rahatlığıyla kızımı emanet edebilirim evlat. Benden sonra onu en iyi sen korursun. Siz hiç merak etmeyin. Ama bir yamuğun olursa ne yapacağımı biliyorsun değil mi? Bilmez olur muyum? Babacığım. Nesli, yavaş yavaş. Yavaş kızım, yavaş, gaziyim ben. Oh. Kader. Ne güzel. Hepiniz bir aradasınız, çok şükür. Bu delikanlı kim Kader? Onu çıkaramadım. Oradan bana bakıp bakıp duruyor. Tanıyamadım bu delikanlıyı. Tanıştırayım babacığım. Erkek arkadaşım.